sevgili seyirciler, geçen hafta Tiyanalı Apollonius'u anlattığımız Kemerhisar'dan sizlere veda etmiştik. Bugün kaldığımız yerden belediye başkanımız Emrah Özdemir ile devam ediyoruz. Sırada modern bir ileri teknoloji biyolojik arıtma tesisi var. Burası 400 bin kişilik bir gelecek için hazırlanmış. Hem buradan üretilen atık çamuru yakılarak hem de yanındaki güneş tarlasından enerji üretimi planlanmış. Başkanımı bu tür inovatif bir yatırımı bugünden hayata geçirme iradesi gösterdiği için tebrik ediyorum. Başkanım çok güzel bir yere geldik. Şimdi arkada karlı dağlar, burada da aynen. O karı eriten güneş. Ama güneş aynı zamanda bir enerji kaynağı. Neler yaptınız buralarda? Evet Sayın Bakanım, şu an bizim arıtma tesisimizin içerisindeyiz. İşte burası 2.7 megawattlık bir güneş enerjisi santrali. Bizim hedefimiz büyük bir arıtma kurduk buraya. Evet. Yani şu ana kadarki maliyeti 180 milyon lirayı bulan bir arıtmaydı. Neredeyse 400 bin nüfusa yetecek ölçekte bir arıtma yaptık şehrimize. Bunun da elektriğini kendi süresi. Çünkü arıtmaların en büyük maliyeti elektrik maliyeti. Ve ileride yöneticiler bazen bundan dolayı kaçamak işler yapabiliyorlar. Evet. Biz kendi elektriğini kendi süreten ileri derecede biyolojik bir arıtma tesisi yaptık. Değerli izleyiciler, benim şehrim Niğde. Görüyorsunuz Anadolu şehirlerinin böyle güneş enerjisini iyi bir şekilde kullanabilmeleri, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaları ve yeşil ekonomiye dönmeleri gerçek bir başarı hikayesi oluşturuyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Daha orada da devam ediyor. Çok 2.7 büyük bir alan, neredeyse küçük bir böyle güneş enerjisi şu denizi kurduk diyebiliriz. Tabii şöyle bir şey de var Sayın Bakanım. Niğde güneş enerjisi açısından Türkiye'deki en önemli bölgelerden bir tanesi. Bu güneşlenme süresi, yani bu işin yatırımının mantıklı olması adına biz de bunu kullanmak istedik Niğde'de. Neredeyse... Burada açıyı tek açılı yapmışsınız. Panellerde aynen. Herhangi bir hareketlilik yok. Hareketlilik yok. Güneşi ama... iyi izlediniz. Tam bir izleme aynen. Sistemiyle bu açının en iyi olduğunu. Dolayısıyla maliyet de ucuzluyor tabii. Yoksa kesinlikle. Böyle izleme mekanizmaları var biliyorsunuz. Servo aynen. Motorlarla çalışıyor. Oldukça maliyet de oluyor ama bu harika. Arkaya doğru devam ediyor. Derinliği ben izleyicilerimize göstermek için böyle gösteriyorum. Hakikaten harika bir alan. Daha yukarıdan görelim tabii, inşallah. Yukarıdan tabii. Çok daha bence büyük bir alan. Görelim gibi yani güneş enerjisinin en verimli bölge Niğde. Bunu da duyurmakta fayda var. Enerji ihtisas bölgemiz var. Yakında ihaleye çıkıyor. 3000 watt, 3000 megawattlık tesisler kurulacak inşallah Niğde. Kendi enerjimizi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Bu tabii 2.7 megawatt burada olan bir 1 megawattlık var. Bir 4 megawattlık da yeni çağrı mektubumuzu aldık. İnşallah toplamda 7.7 megawatta kadar ulaştıracağız belediyemizi kısa bir zaman içerisinde. İleri biyolojik bir arıtma tesisi. Tamamen bakteriler arıtıyor bu suyu. Ve birazdan sonunda göreceğiz. İçme suyu kalitesinde bu gelen suyu barajımıza bırakıyoruz. İlk su şu karşıya geliyor. Karşıya gelen su orada bir kaba arıtmadan geçiyor. Kaba arıtmadan sonra buraya alıyoruz. Buradan sonra da esas arıtma ne olacağı, biyolojik arıtma ne olacağı havuzlarımıza geçiyor. Şimdi o kaba arıtmaya birazdan tekrar bakacağız. Buradan biyolojik arıtma havuzları nerelerde? Arka hemen tarafta. Karşımızda. Burada teker teker. Burada bir işlem görüyor mu su? Burada da işlem görüyor. Burada dinlendiriliyor aslında. Harika bir şey. Belediye bütçemizin aslında baktığınız zaman neredeyse 5 yıllık yatırım bütçesi kadar bir yatırım. Ama çok şükür yaptık ve tamamladık. Yani bravo. Bence bu kadar büyük bir yatırımı Niğde'ye kazandırmak Anadolu şehirlerimize de bir örnek teşkil ediyor. Belki doğru belediye bütçesinin çok büyük bir kısmı gitti ama şunu da size söyleyeyim. İnsanların sağlığını geri getirdiniz. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Sadece insan sağlığı değil Sayın Bakanım. Hemen yan tarafta bir barajımız var. Hem de karşı kıyımız bu. Barajımız oldukça büyük. Hemen karşımızda üniversitemiz var. 30 bin öğrencimizin eğitim gördüğü bir üniversite. Ömer Halis Demir Üniversitesi. Bu baraj aynı zamanda bizim kuş cenneti. 240'tan fazla kuş çeşidine ev sahipliği yapan bir baraj. Ve bu atık sularımız bizim oraya gidiyordu. Şimdi buraya gelen kirli su, kanalizasyon atığı tamamıyla bu biyolojik havuzlarda bir takım işlemler gördükten sonra içilebilir hale getiren içilebilir su. Hale geliyor. İçilebilir evet. Bir halde de barajımıza bırakıyoruz. Orada da sulama suyu olarak yine kullanılıyor bu suyumuz. Harika bir şey.
Şuradaki baraj ve aynen, etrafındaki canlılar hepsi bundan yararlanıyor. Hakikaten. Hedefimiz de üniversite öğrencilerine o barajda su sporları yaptırmak inşallah. Çok güzel kısa bir şey. Vadede. İyi olur. Ben de iştirak ederim o zaman. Açılışı siz de yaparız. Sayın Bakan sizin. Ya değerli izleyiciler, bize eskiden anlatırlardı böyle gittiğimiz zaman Londra'da. Sizin şu anda içtiğiniz su başkasının midesinden 7 kere geçmiştir derlerdi. Allah Allah derdik ya, bu kadar arıtma olur mu? Şimdi gerçekten burada böyle bir arıtma var. Hakikaten gurur vesilesi. Çok güzel, çok güzel. Sayın Bakan, Niğde resimleri bir yarışma düzenlemiştik biz. Niğde resimleri, Niğde üstüne. Burada işte yarışmadan dereceye gelen resimlerimiz. Görüyorsunuz işte Niğde kalemiz, burada saat kulemiz. Yarışma yaptınız yani. Yarışma. Çok güzel. Sonucundaki bu sergimiz. Hepsi tamamen, Niğde'nin ayrı bir güzelliğini gösteriyor. Hepsi Niğde'nin. Hatta uluslararasıydı. Diğer bu sizle beraber yabancı ülkelerden de geldi. Alaaddin Camii'nin kapısı. Aynen, Alaaddin Camii'miz. İşte su kemerlerimiz. Bor'da bir konağımız var mesela. Bor ilçemizin konağıyla su kemerlerini Alaaddin Camii'ye birleştirilmiş. İşte biraz önce Gümüşler Manastırımız mesela görüyorsunuz Sayın Bakan. Gülen Meryem anamız böyle farklı bir şeyle birleştirmişler. Onu yani bayağı keşfetmişler. Yine Alaaddin Camii'miz. Evet, bu da çok güzel. Bunları bir kimler yaptı? Mesela bu birinci. Şu mu birinci? Aynen, yarışmanın birincisi Sibel Kamışlı yapmış bunu mesela. Birinci olan, ona ödül vermiştik o zaman. Emeğine sağlık gerçekten. Böyle aslında burada çok şey var. Kolaj bu bütün Niğde'yi bir yere Niğde'nin toplamış. Bütün tescilli binalarını toplamış. İşte şöyle mesela burası bir konağımız var. Kadıoğlu Konağı'nın giriş kapısını koymuş. Evet. Saat kulemizi koymuş. Hüdamet Hatun türbemiz var mesela Anadolu'nun. Daha doğrusu Selçuklu'daki ilk kadın vali. Onun türbesi var, onu koymuş. Kiliseleri koymuş. İşte farklı bir camimizin minaresini koymuş. Yani Niğde'deki birçok tescilli eseri böyle farklı bir çalışmayla bir araya toplamış. Zaten birinci de olmuş. Yani bu herhalde resim olarak hepsini bir arada topladığı için. Aynen. Değil mi? Ve diğerleri de çok güzel bakmış. Resimler. Biraz daha farklı bir gözle bakmış. Evet. O da bir yaratıcılık kendine göre. Burası kale bölgemiz. Evet. İkinci olan resmimiz. Ya. Bu da üçüncü olan. Niğde'mizin halısı da meşhurdur Sayın Bakan. Evet. Bizim yıllarca işte aslında büyüklerimiz halı, elde halılar dokunmuşlar. Anadolu motifleri. Niğde aynen öyle halılarımız ve Hüdayment Hatun. Biz farklı fotoğraf yarışması yapmıştık bir dönem. Anadolu'da kadınla alakalı bir fotoğraf yarışması yapmıştık. O yarışmada gene dereceye girenler Anadolu'da kadınla alakalı. O fotoğraf yarışmasıydı. Devamı burada var gene sergi salonumuzda. 15 Temmuz'da da biliyorsunuz kahramanımız var. Ömer Halis Demir. 15 Temmuz'un simge ismi. Onunla alakalı 15 Temmuz yarışması yapmıştık. Gene uluslararası bir yarışma yaptık. Üniversitemizle ortak. Bu da birinci olan eserimiz. 15 Temmuz Ömer Halis Demir Ruhu diye. Fotoğraflarda birinci kim oldu? Fotoğraflarda birinci Fatma Çınar hangi resimdi? Ha, şu en baştaki fotoğraflarda en baştaki teyzemiz, evet, Fatma Çınar. Anadolu'da kadınla alakalı birinci olan fotoğrafımız. Çok güzel ama hakikaten tablo gibi fotoğraf çekmiş. Allah mekanını cennet edesin. Halis Demir. Ömer Halis Demir'in. Yes, bu da yağlı boyaydı. Gene uluslararası yaptığımız bir yarışmaydı. Fırsat böyle sık sık düzenliyor musunuz yarışmaları? 6 ayda bir yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kültür ve sanatta eksik kalmak istemiyoruz. Arşivlemek istiyoruz bugünleri. Mesela pandemiyle değişen dünyam diye de bir yarışma yapmıştık. Bu da orada dereceye giren gene resimlerimiz. Pandemi ilk başladığı zamanlar gerçekten çok güzel, çok yaratıcı eserler geldi o zaman da. Böyle farklı bizim saat kulemize maskeyi takmışlar o dönemde. Enteresan. Böyle dönem dönem yarışmalar devam ediyor Sayın Bakan. Sırada Mübadele'de Selanik'ten gelmiş bir köy ve bir kooperatif var. Burası Yeşilburç Köyü ve bizi Yeşilburçlu Güler Öztürk ve arkadaşlarının kurduğu kadın kooperatif ekibi karşılıyor. Ne kadar güzel bir karşılama. Yeşilburç Köyü'ne geldim. Oo, çok güzel. Hanımefendiler nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür merhabalar. Ederiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar merhaba. Sağ olun. Başkanım, hakikaten söylediğiniz gibi yani maşallah. Ekip müthiş. Böyle alalım. Evet. Burası imalathanemiz olacak inşallah. Burası sizin imalathane. Aynen öyle. Zaten, biz de tam üstüne geldik. Yeni yaptınız buraları. Aynen. Yani. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışımızı yaptık. Oo. Ama daha faaliyete geçmedik.
Yani inşallah Ramazan sonu tam anlamıyla. Bütün her şeyi burada mı yapacaksınız? Burada zaten yapılacak, aynen öyle. Evlerde falan yapılan yok, şeyler yok, hayır, de burada. Yok, hepsi burada. Dışarıda hepsi bir burada fırınımız yapıldı, aynen öyle. Çok güzel. Evet, bunlar daha önce kendimize evet yaptığımız hem açılışa özel. Kabak, elma kabak ve ayva reçelimiz var. Evet. Peki, elma reçeli. Elma reçelimiz. Buranın elması meşhur. Evet, Niğde elmasını bilirim. Evet. Bu ne? DNE Kadın Kooperatifi. DNE, köyümüzün eski adı. DNE. DNE, ne aynen demek öyle. Burası bir mübadil köyü çünkü. DNE, evet. O yüzden çok güzel. Öyle bir hani çok düşündük. Güzel. Bu da ayva reçeli. Bu da ayva reçelimiz, evet. Çok güzel. Harika. Bunlar kış ürünlerimiz. Tabii yazın daha da fazlalaşıyor. Kiraz. Ya çayın demi de çok güzel kokmaya başladı ama izleyicilerimiz için ilk önce inşallah, tabii ki şöyle bir bakalım ne var. Öbür ne tarafa yok geçelim. Burası da yapılacak ikramlarımızın bazıları. Kooperatifte üretilecek ürünlerimiz. Bunların hepsini kooperatif ürünler aynen olarak zaten üreteceğiz. Zaten ekşi ekmeğimiz, mayalı ekmeğimiz buranın meşhur. Hmm. Daha önce de söylediğim için göçmen köyü, mübadil köyü olduğu için açma böreklerimiz meşhurdur. Hmm. Ekmeğimizin yanında olmazsa olmaz sabah kahvaltılarımızda peynirimiz. Daha genelde bunu kızartarak kullanırız ama. Soğanlı bir börek yapıyoruz. Evet, evet. Ama bu şey Emrah Bey, pırasa böreğimiz var, peynir böreğimiz var. Elmalarımız zaten var, kurabiyelerimiz. Hmm, çok güzel. Burada da şöyle göstereyim. Bence onları şöyle gösterelim. Aynen böyle yapayım. Bunlar zaten kooperatifte de kurulacak yani olacak şeyler. Elma sirkemiz var. Şimdi elma sirkesi üretiyorsunuz. Aynen üreteceğiz. Onlar erişte, erişte makarna üretiyorsunuz var. Hatta ben şurayı açsam. Kayısı, kurusu üretiyorsunuz öyle mi? Aynen öyle. Şöyle bakalım göstereyim normalde. Burada olacaklar. Dut kurusu. Dut kurusu var. Dutunuz da meşhur sizin değil mi? Evet. Elmanız meşhur, dutunuz elmanız meşhur. Elmanız meşhur. Meşhur olmayan bir şeyiniz var mı? Her şeyiniz meşhur. Bence yok. Burada toz tarhanamız var. Ooo, tarhana şöyle da çıkartayım var. Vay, vay, aynen. Vay. Buraya ait kuskus. Kuskusu da şöyle gösterelim. Evet. Burada da eriştemiz var zaten. Şöyle yapayım. Çok güzel. Evet, bunlar yazın bu üretilip, evet, gayet inşallah güzel iftarlık olarak yaza herkes kullanabilir. Yaza da sizin o da elma sirkemiz gelir bize artık. İnşallah. Ona göre. Peki, şimdi şöyle, sizin ürünlerinize biz izleyicilerimize gösteriyoruz. İzleyicilerimiz bunları almak istediği zaman nereden temin edebilirler? Ya şu anda yeni kurulduğumuz için hani çok bir yani faaliyetlerimiz var tabii ki ama internet üzerinden olabilir. Tamam da şimdi internetten hangi sayfaya nereye girecekler, ne yapacaklar? Dene, belediyeden mi gideceğiz? Dene, sizin inişli buşlu diye sayfa açıldı. Açıldı mı? Açıldı. Dene, sayfamız var. Dene, aynen öyle. Dene, Yeşilburç Kadın Yeşil Kolları. Yeşilburç Kadın Kolları. Kolları Kooperatifi diye sayfamız var Dene, zaten. Dene, Yeşilburç yazıyorsunuz. Evet. Bu ürünleri İnşallah temin edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yeşilburç Kadın Kooperatifindeki güler yüzlü ağırlamaya bir de yaptıkları yemekler eklenince kalkmak gerçekten zor geldi. Yaptıkları ürünleri de internetten mutlaka isteyin diyorum. Sırada Yeşilburç Kilisesi var. Yeşilburç muhtarımız çok güzel işler yapmış başkanım. Orada gördük. Bu kadınlar kooperatifi falan hakikaten bütün sayın valimiz, sayın başkanımız ellerinden gelen emeği hakikaten buraya vermişler. Ben onu gördüm, çok mutlu oldum. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Şimdi burası da Yeşilburç Camii, Yeşilburç Kilisesi eski değil mi? Evet, kilise cami. Şahane bir yer olmuş. Hı-hı. Evet. Ben şu restorasyon devam ediyor. Restorasyondan izleyicilerimiz Yeşilburç için harika bir yer olduğunu söylemekte yarar var. Şimdi manzarasını göreceğiz Sayın Bakanım. Çok güzel bir köy gerçekten. Doğası evet çok güzel. Burası bir turizm merkezi olacak inşallah. Sayın Valimiz gerçekten burası için de çok emek sarf etti. Güzel bir turizm köyü yapacağız inşallah. Şu an buraya bir cam teras yapılacak. Tamam, dikkat edin. İnşallah kısa bir zaman içerisinde. Burası şöyle hakikaten çok güzel bir yer. Böyle buradan aşağıya olduğu gibi bütün tabii buradaki kanyon olduğu gibi gözükecek değil mi? Kesinlikle orada zaten bir yürüyüş yolumuz evet da var. Çok güzel. Aşağıdan İçeride güzel bir su akıyor. Harika bir yer. Kendiniz yani cennetten bir köşe. Şimdi içine bir bakalım.
tabii Hristiyan döneminde 3 ayrı Hristiyan dönemi yaşanmış. Yani çok eski değil mi? Çok burası? Eski. Yapım tarihi bilinmiyor Sayın Bakan. Evet. 1805 yılında bir tadilattan geçmiş. Tadilat da güzel bir tadilat olmuş ki hala da burası böylesine ayakta. Çok güzel. Şimdi bakıyorum sütunlar ve özellikle şuradaki boyamalar hep orijinal. Etrafı son derece güzel şekilde. Restorasyon da bayağı ciddi bir şekilde ve ihtimamlı bir şekilde gidiyor. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar gerçekten buraya çok güzel. Evet. Yani tam çaba aslında uygun. Sırada, evet. Burada 3 dönem geçirmiş aslında. Her dönemde farklı farklı görseller yapmış. O diğer şu görseller de görsel başka, İsa sarı görsün. Başka, aynı. Evet. Hepsi değişik farklı dönemler. Hristiyanlığın farklı dönemlerini de temsil ediyor. Onun için oldukça önemli bence burası. Evet, burada gayet güzel bir şekilde minyatür olarak gözüküyor. Yani bu bittiği zaman çok güzel olacak. İnşallah. Böyle şu şekli vereceğiz. Restoran, kafeterya, şurada hamamlar. Bunun altında da tabii çok değerli böyle yine şehirler var anladığım kadarıyla. Orada hamamımız gözüküyor. Evet, bu taş evlerimiz. Çok güzel. Rumlardan kalma. Yukarıdaki camimiz. Şu okul herhalde değil mi? Bu köy mutlaka görülmeli. Misafirperverlikten ne anladığımızı bir kere daha gözden geçirebilirsiniz. Demedi demeyin. Burası öyle bir köy ki yolda giderken bir sanatçıya rastlamanız mümkün. Başkanım yine bir tünele geldik. Burada enteresan, burada ne yapıyorlar? Kendileri mi yapıyorlar? Taş evler. Burada tabii yeşil burçlu sakinlerimiz var. Allah Allah. Ressamlarımız var amatör bir şekilde. Böyle duvarlara yeşil burçlu ressamları mı yapıyor bunu? Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle. Hatta orada ressamımız. Merhabalar. Ya arkadaş sen ressam mısın yoksa bahçıvan mısın? Efendim, çiftçi misin? Tanıyacağım ama kusura bakmayın, özür dilerim. Boş ver. Ben bakanım mı? Evet, bir şey hiç. Sayın şey, bakanım Kürşat, hoş geldiniz. Ben, şeref verdiniz efendim. Şeref verdiniz. Bunları sen mi başkanım, böyle güzel tamir yapıyorsun? Sen evet, mi tamir ediyorsun bunları? Ne kadar güzel ya. Evet. Çok güzel. Burada yaşıyorum ben. Ama evin de çok güzelmiş. Şükür. Burada senin zevkin var belli yani. Büyük Allah'ın efendim. Maşallah. Nöbetçiyiz. Bu resimler de senin mi? Evet, bana ait. Hepsini sen mi yaptın? Evet. Şu Müslüm'ün resmini de mi sen yaptın? Ya, hepsi efendim. Bak orada bir tane Müslüm'ün filmini yapan var. Sayın burada bakalım. Bak, burada Müslüm'ün resmini yapan. İnşallah tamam. Bir daha teşrif ederseniz sürpriz olur. Gördün mü sen onu? Görmedin. Peki. Oldu. Hadi görüşürüz. Ben kendine bak. Sağ ol. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ya baksana, geliyorsun buraya, bakıyorsunuz ressam orada eserlerini koymuş. Bu da benim işte çok hoşuma gidiyor. Burada taş evler de var ha? Taş başka? Evler, burada yaşayanlar zaten eskiden yaşayanlar taş ustasıymış. Bu daha su nerenin suyu? Bu kaynak suyu. Kaynak suyu. Dağlardan geliyor şu anda. Zaten soğuktur. Çok lezzetli. Harika. Çok lezzetli bu su. Balkar Dağları'ndan mı geliyor? Nereden geliyor bu? Aa, burada da Allah Allah bak. Şurada yukarıdaki arkadaş son zamanların icat köpeklerinden biri. Lan bana bak, yamuk yamuk. Bana bak, kamuflaja girmişsin. Atlayarsan gel boğuşalım. Burası mesela bunları ne yapıyor? Sahipleri nerede bunun? Bunlar daha çok şey herhalde. Sahipsiz işte ölmüş, çok ortaklı. Burayı direkt var. Kamulaştır, bittir, şey yapın biraz. Otel yapın buraları. Terasıydı, yanındaki kafesi, restoranı, sonrasında da burası. Bu yaz inşallah hareket başlar. Yani o zaman bu çok eski. Eserlerin üstüne buralar kurulmuş. Bunlar Rumlardan da eski ya. Evet, şu an altımız aslında hep böyle evler var muhtemelen altımızda. Tarafımızda bir tane var. Oradan oradan bir tünel var. Köyün meydanına kadar çıkıyor. Allah Allah. Hala. Şu anda girsen çıkıyorsun ha? 2 kilometre falan gidiyor. Hadi. Değerli izleyiciler, Yeşilburç Köyü keşfedilmeyi bekleyen bir eski çağ kaya oyma şehrinin üzerine kurulmuş gibi. Sırada olağanüstü güzellikte Yeşilburç yürüyüş yolu var. Şehir merkezine bu kadar yakın ve bu kadar değerli bir trekking parkuru ve rekreasyon merkezini ilk defa görüyorum. Mutlaka görmek lazım. Başkanım ne kadar güzel bir yer burası ya. Yukarıda tarihi hazineler. Hamamımız şuraya var. Bakıyorum. Hamam orada.
Burası zaten yeşilmur çaman mevkii Sayın Bakanım. Harika. Böyle kaynak suyumuz yaz kış akar. Yeşil bursun bu kaynak suyu temin içtiğimiz su buralara kadar geliyor. Aynen öyle. Burada yürüyüş parkurumuz var. Böyle doğal bir parkurumuz var. Parkur çok güzel hakikaten. Bu yaz kış akar herhalde böyle, öyle mi? Yaz kış sürekli akıyor. Çok. Bir iki ay sonra debi daha da fazlalaşıyor. Şehir merkezine çok yakın böyle bir şey korunaklı kalmış çok şükür. Evet. Bazı dönemler buradaki kurbağalar bağırıyor. Sizin diğer söylediğiniz yerdeki sessiz kurbağa. Bolkarlardaki sessiz kurbağa. Sessiz buradakiler kurbağa. Sesli kurbağa. Edepli onlar. Sevgili seyirciler, sırada sıra dışı bir ekip var. Niğdeli offroadçuların yanına gidiyoruz. Uzun zamandır offroad yapmamıştım. Yolumuz yol değil ama manzarası güzel diyen Nidof ekibiyle birlikte biraz adrenalin hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz motorla geldik. Bizimki iki teker. Sizinki başkanımla beraber burada anlaşmışsınız. Herhalde dört teker hepsi, öyle mi? Biz yere sağlam basalım dedik Sayın Bakan. Dört teker. Yolumuz yol değil de manzaramız güzel. Öyle mi? Başkanım duydun. Burada bir hafif satır aralarını okursak bir şey var. Bir gönderme yaptılar bu arkadaşlar. Yok, o yol başka yol Sayın Bakan. Nasılsınız? Bildiğim şuradan yolu. Başlayalım. En sağlam. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldin. Başkanım, hoş geldin, tekrar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Evet, bu arkadaşlar ya maşallah hepsi bir örnek. Harika. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen güneş batmadan programı yapalım. Burası offroad yeriymiş galiba, öyle mi? Doğru. Ne zaman açtınız buraları? Nasıl oldu burası? Bir anlatın bakayım. İyi oldu başkanım. İki yıl. İki yıldır bu da offroad başkanım yok. Sayın Bakanım. Benim burada bildiğim bak offroad'u orada koyunlar yapıyor ya. Ne olur baksana ha. Tam doğal ortam. Böyle bir doğal ortamda offroad yapacağız. Çarptığımız koyunu götürebiliyor muyuz? Yakalarsan yeni katmas yapıyor Sayın Bakan. Yeni katmas yapıyor. Peki tamam, anlaştık. Anlaştık. Benim şehrim. Onu sen bana sonra anlat. Bizim izleyicilerimizi de kendine çevirme. Yok. Alışkınlar. Yolumuz yol değil deyince. Evet. onu ben alacağım. Ben onu yanıma alacağım. Tamam. Bir baksın nasıl offroad'da kabiliyetimiz var mı? Hangisi benim arabam? Yolumuz yol değil var ya. Manzarası güzel. Yolumuz yol değil, manzarası güzel. O mu benimki? Tamam. Manzaramız güzel. Peki tamam. O da olsun. Yolumuz yol. Ama offroadçuların zaten yolu olmaz ki kardeşim. Siz de yani şimdi başkanı bulmuşsunuz böyle çalışkan. Evet. Gece gündüz. Diyorsunuz ki yolumuz yol değil. Offroad zaten yolu yol değil. Öyle değil mi? Sağ olsun emeğe çok başkanım. Tabii. Yol oldu mu offroad olmaz. Bu kadar muhabbet yeter mi arkadaşlar? İşleme koyulalım. Ben gördüğüme inanırım. Buyurun. Abi. Şunu alalım. Tamam. Evet abi. Anahtarı nerede bunun? Üstünde. Aşağıda yolun var değil mi? Sonra arabandan bana sıkıntı yaratma. Yolun var. Vallahi. Size hiç olmaz. Benim için üzüldüm. Hadi alasın hadi. Bu şimdi 5 vitesli mi? 10 vites. Sıkıntılı yer. Normalde buradan su dolduracağız ya. Tabii. Ha, bir de su oldu. Su dolduğu için yüzerek geçeceğiz. Fakat direksiyonun falan boşluğu çok güzel ha. Peki parça kolay bulabiliyor musun? Bunların evet. Parçaları da millet topluyor çünkü bunları. Evet, buluyor. Bir de kolay parça kırmıyor. İyi yani ondan dolayı. Ha. Kusura bakmayın yani ben şimdi yanımda kopilot ne derse onu yapıyorum. Doğru. Soldan mı değil mi? Hiç şey yapmadınız değil mi? İlk Aynen. defa yapılacak bir yarış. Ne zaman planlıyorsunuz? Bu sene değiştirdik sistem. Ne zaman yapacaksınız yarışı? Mayıs'ın 20-21'inde inşallah.
Olur, güzel. Şeylere özel amortisör mü yapıyorsun? Buna hem makas sistem var hem havalı sistem var. Sen peki şey mi yani daha evvel böyle tamirciliğin falan var mı? Ama tamirciliğim. Tamam anladım şimdi. Peki sen şu eski Chevrolet'leri falan tamir edebiliyor evet. musun? Ha? Evet. Yapabilir misin? Evet evet. Çıkayım mı? Ben ileriden çıkıyorum. Şunların üstüne sileyim. İneyim bakalım oradan çıkışın. Yok yok. He ineceksin. Güzel yapmışsın ama ha. Hiç bayağı uğraşmışsın belli. Mikail Usta bir tane de bana yap bundan ya. Arkada tozu dumana katan bir şey geliyor. Tozutmasınlar ya. Bizim tozumuzu yesinler. Tabi bir şey taşımıyor. Biz başkanımızı taşıyoruz onun için. Yani şimdi adam bizi tozutmaya çalışıyor ya. Tamam, hadi bakalım. Mikail Usta, seninle beraber çok güzel bir off-road yaptık. Yani izleyicilerimiz için bu off-road nasıl bir şey? Bir anlatabilir misin? Off-road için bayağı bir deli dolu işim Sayın Bakanım. Yani çamur bulaştı mı, gerisi geliyor zaten. Ardından her şey var yani, yok yok. Yapmayak diyor, gene yapıyoruz. Adrenalin bağımlısısınız. Buralarda temin zıplayıp hoplarken bak şuna gidiyor. Aynen öyle Sayın Bakanım. Sonundan düşecek gibi oluyoruz, o da hoşumuza gidiyor. Evet. Daha da ters dönecekmiş gibi oluyoruz, o da hoşumuza gidiyor. Yeri gelip nasıl bir şey ya? Takla atıyoruz, her şey yapıyoruz. Gençleştiriyor mu acaba? Bence öyledir. Değil mi? Yani bence adrenalin de. Adrenalin bu gençleştiriyor. Biz de 34 yaşındayız, böyleyiz. Evet. Arkadaşlarımız 35-40. Ben de o civardayım. Aynen bakalım. Öyle olacak. İşler böyle gidiyor. Peki ne tavsiye edersin? Ne yapmak lazım? Ben şimdi hiç off-road bilmiyorum. Ne yapacağım? Nereden başlayacağım? Araba kullanmayı biraz biliyorum. Bize biraz takılman lazım ondan dolayı. Yoksa olmaz. Yani bakmakla olmaz. Bir hocadan biz bir böyle alacağız, ders alacağız. Ustası. Biraz daha havaya gezeceğiz. Biraz çamur bulaşacak dediğimiz gibi. Rezillikler yaşayacağız. Yoksa olmaz böyle. Otomobil gibi olmaz. Bunda da tabii kaidelere dikkat ediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar. Tabii. Şimdi bu hareketleri yapma yerine buralarda bu hareketleri yaparak arkadaşlarımız kendi kendilerini... Şehir içinde normal otomobilden daha rahat, daha düzgün kullanırız. Daha dikkat çekmek için. Değil mi? Bunun daha sakin. Uçlarını biliyorsun çünkü. Tabii aynen. Yani nasıl atlarsın, nasıl zıplarsın bunları biliyorsun. Aynen. Nasıl döneriz onu biliyoruz. Kesinlikle. Doğa severiz yani biz doğacıyız aynı, çevreciyiz aynı zamanda. Çevreci yani. Olduğunuz herhalde zaten açık. Baksana şurada gayet güzel kamp ateşimizi, off-roadcu ateşini yaktık. Peki bu off-road'a biz Türkçe ne diyeceğiz ya? Nasıl bir kelime kullanmak lazım? Şimdi ben off-roadcuları en çok neye benzetiyorum? Kendim bakıyorum bir sürü spor dalı falan yaptım. Bu off-roadcular ya bir yol buluruz. Ya bir yol yaparız diyen adam. Aynen doğru. Yani herhangi bir şekilde yol olsun olmasın devam. Evet, maceraya evet. Devam. Aynen. Bence en güzeli bu. Yalnız konuşmaların da gayet güzel. Seyircilerimiz hepsini anladı diye düşünüyorum. Doğru süper. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şeyim. Bütün arkadaşlara da burada çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakan. Allah razı olsun.
Bor Organize Sanayi Bölgesi'nden de bilgiler almamız gerekir diye düşündük. Evet. Ali Başkanım. Ne var ne yok, iyi misiniz? Sağ olun Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye geldik biz? Bir izleyicilerimize anlatalım. Bor Organize Sanayi Bölgesi'ne geldik. Evet Sayın Bakanım. Karma ve deri. Karma ve deri ihtisas Organize Sanayi Bölgemize hoş geldiniz efendim. Evet. Ne kadar insan var burada? Kaç kişi istihdam ediliyor? Sayın Bakanım, burada 2000 istihdamımız var. Aktif 103 tane işletmemiz var. İnşaatı devam eden 60 küsur fabrika. Daha devam. Projelendirme ile birlikte toplam 200 tesis maşallah burada mevcut ve tamamı doldu. Geçenlerde Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Beyefendi evet de geldiler. Buranın toplam alanı 7000 dekar efendim. 7000 dekar. Bayağı bir 7000 dekar daha büyüyoruz. Oo iyi. 14000 dekarlık tamam. Türkiye'nin tek yönetim altında en büyük 6. organize sanayi bölgesi olacak efendim. Niğde yani hem turizmde hem tarımda, ondan sonra şimdi de sanayide baş şehirlerden biri haline geldik. Çünkü büyüklerimizin sayesinde. Geçelim, sağ ol. Buyurun. Sayın Bakanım, bizim ağırlıklı 3 tane sektörümüz var burada. Bir tanesi Bor'un geleneksel zanaati olan dericilik. Geçmişi Bor'da 600 yıllık bir geçmişi vardır dericiliğin. Bağcılar burada 600 yıldır var yani. Doğrudur efendim, doğrudur. Dericilerimiz var. Geri dönüşümcülerimizin önemli bir kümelenmesi oluştu özellikle son yıllarda. Plastik, metal sektörlerinde ciddi bir kümelenme var. Ayrıca çok da talep var ülkemizin dört bir yanında. Bir de tarıma dayalı sanayi, yani gıda işleme, gıda işleme endüstrisi var efendim. Ulusal firmalar geldi. Özellikle son yıllarda ulusal firmaların ciddi bir teveccühü var bölgemize. Şimdi artık gelen talepleri karşılayamaz duruma geldik. Tamamen doldu parsellerimiz. Şimdi tekrar büyüyoruz çok efendim. Güzel. Bizim izleyicilerimizin arasında sanayiciler, ihracatçılar çok yoğunlukta. Biz buradan kendilerine bir davet yapalım. Çünkü ODTÜ'den elektronik mühendisliğinden mezun bir mühendis arkadaşımız burada organize sanayinin müdürlüğünü yapıyor. Ve burası da 6. bölge. Doğrudur efendim. Yani teşviklerden 6. bölge olarak yararlanan bir bölge. Her şeyiyle çok iyi planlanmış durumda. Sizin gibi böyle mühendis arkadaşların da iyi üniversitelerden mezun insanların burada olması, çalışmaların çok daha kaliteli bir şekilde, verimli bir şekilde olmasını sağlıyor. İnşallah. Hepsini davet ettik. Çünkü burası önemli. Peki siz organize sanayi olarak bütün altyapı falan her şeyi hazır veriyorsunuz değil mi şimdi? Tabii efendim. Biz elektrik, doğalgaz, atık su, diğer çevre temizliği, bunların hepsini, bütün hizmetleri biz sağlıyoruz efendim. Yani minimum ne kadar, maksimum ne kadar alan verebiliyorsunuz? İstediği kadar alan verebiliyorsunuz. En az ne kadarlık bir yerle başlamak lazım? 4000 metrekare. 4000 metrekare. Bir 4000 metrekareyi kiralıyor musunuz, satın mı alınıyor? Tahsis ediyoruz efendim. Uzun süreli tahsisler bunlar değil mi? Kaç senelik kiralamalar yapıyorsunuz? Şartlı efendim. Bir yıl içinde inşaat ruhsatı alma zorunluluğu var. Evet. 2 yıl içerisinde de inşaatı bitirecek. Bitirecek efendim. Yani biz diyorsunuz ki böyle araziyi alıp rant için tutup ruhsat devri yapmasını falan istemiyoruz. Evet. Buraya alan inşaatını yapacak. 2 sene içinde de faaliyete başlayacak. Aynen. Bu şartla veriyorsunuz. Kiralama mı oluyor bunlar uzun süreli? Bu tahsis oluyor efendim. Tahsis. Ne kadarlık tahsis ediyorsunuz? Ben geldim. Bana kaç senelik tahsis vereceksin? 4000 metrekare yer istiyorum. 3 yıllık bir tahsis oluyor. Hı. Şeyi bitirdiğinizde, fabrika binasının inşaatı bitip hı aktif hale geldiğinde de tapu devri gerçekleştiriliyor. Hı. Artık ondan sonra tapuyu veriyorsunuz yani. Tabii. Mülkünüz oluyor. Mülk oluyor. Yani evet, o zaman tamam. Kendi tasarrufunuzda bir yer. Doğrudur. Peki ne kadar şu anda metrekaresi? Kaç dolara veriyorsunuz? Kaç liraya veriyorsunuz? Bizim anlaşma pazarlığa mı bağlı? Yok efendim, bizde şey yok, bizim tek tarifemiz var. Şu anda metrekaresini 21 liradan tahsis ediyoruz. Ki bu fiyatta Türkiye'de yok diyebiliriz. Vallahi çok iyiymiş. Tahsisleri hemen yapalım yani. Evet. Gayet güzel. 21 lira metrekare tahsis çok iyi.
Ama demek ki bunlar da tabii teşviğin bir parçası bence. Bu da bir teşvik sayılır. İnşallah çok daha iyi noktalara gelir. Sevgili seyirciler, sizlerle beraber bu hafta yaptığımız zaman yolculuğunda Niğde'deydi. Benim şehrim Niğde'de Hititlerden tutun Yunanlılara, oradan Romalılara, Bizans'a, İlhanlılara, Selçuklulara kadar bütün tarih, kültür ve güzel değerleri sunmaya çalıştık. İnsanlar yaptıklarıyla hep kalıcı olmuşlar. Biz de inşallah benim şehrim programlarıyla kalıcı bir hatıra sizlere bırakırız. Haftaya görüşmek üzere.